Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Marketing Türkiye ve Deloitte ailesine sizlerle bulunmak çok büyük bir keyif bugün. Sunumu isterseniz alabilirim. Sunum üzerinden konuşmaya başlayalım. Evet, çok teşekkürler tekrar. Adım Bahar Yüzen. Google Cloud Türkiye ekibinde veri analitiği ve yapay zeka konularında müşterilerimize destek vermeye çalışıyorum. Şimdi önce şeyden başlayalım isterseniz. Bir soru sormak istiyorum öncelikle. Sizce şirketlerinizde daha çok ne yaratıyorsunuz? Veri mi yoksa değer mi? Bugün kuruluşlara baktığımızda veri yöneticilerinin en büyük yaşadığı zorluklardan biri organizasyonunuzun, müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın, kısacası ekosisteminizin yarattığı muazzam ve çok hızlı büyüyen, hızlı hareket eden ve bir bilgi miktarı var ve bu bilgileri rekabet avantajına dönüştürmek oldukça zor. Biraz verilerden gidelim başlangıçta. IDC'nin yaptığı bir çalışmaya göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde 175 zettabyte veri oluşturulacak dünyada. Zettabyte ne derseniz, 1 zettabyte yaklaşık 1 trilyon gigabayta eşit. Yani 21 sıfırdan bahsediyoruz. Ve veri üretimimiz de son 8 yılda 10 kattan fazla oldu. Aslında dünya üzerindeki verinin %90'ı son 10 yılda yaratıldı. Bu da çok çarpıcı. Ve dahası bu verileri iş sonuçlarına ve şirketimiz için iş değerine dönüştürmek söz konusu olduğunda oldukça alarm verici bir seviyede diyebiliriz. Üretilen verilerin 1/3'ünden fazlası da aslında hiçbir zaman analiz edilemiyor. Ve şirketlerin neredeyse %70'i verilerinden somut ve ölçülebilir değer elde edemediklerini söylüyorlar. Peki bizi ne engelliyor olabilir? Veri ekosistemimize baktığımızda son 20 yılda inanılmaz derecede karmaşık hale geldi. Büyük veri gibi teknolojiler evet fırsatlar yarattı. Ancak aynı zamanda da bilgileri güvence altına alma, iş ortaklarımızla alakalı eyleme geçirilebilir, zamanında veriler sağlama becerilerimizi test ettiler. Analistlerinizin neredeyse %90'ı diyebilirim eski verilerle mücadele etmekte hala. Dolayısıyla dijital dönüşümümüzü planlarken yenileriyle evlendirmek zorunda kaldığınız eski sistemleri miras almış olabilirsiniz. Tüm verileriniz tek bir bulutta mı olmalı, birden fazla bulut arasında mı? Hem teknoloji açısından hem değer tüketimi açısından yatay olarak ölçeklenen platformlara tarihsel olarak dikey olarak entegre edilmiş analitik yığınlarınız olabilir. Bunları nasıl modernize edebilirsiniz gibi sorular akla geliyor. Gerçek şu ki şu an çoğu aslında bilgi çalışanına baktığımızda ki bunlar %90'lar mertebesinde bir teknoloji uygun olmadığı için, iki sahiplik net olmadığı için verilerine güvenemediklerini söylüyorlar. Ve hepsinden önemlisi de bugün veri yöneticilerimize baktığımızda kuruluşlardaki yenilik yapma baskısı altındalar aynı zamanda. Ve bunu da öngörülemeyen maliyetler olmadan modernize etmek örneğin, öngörülemeyen ölçekte çalışmak zorunda kalmak. Ve bunların ötesinde kuruluşlarınızın, çalışanlarınızın yetenek seviyesini ve olgunluğunu yükseltmek gibi birçok zorluk ön plana çıkıyor. Şimdi düşündüğümüzde kendinizi geride hissediyorsanız kesinlikle öyle hissetmeyin. Bugün halen daha ürettiğimiz analitik çalışmaların %80'i açıklayıcı raporlardan öteye geçemiyor. Ve her çalışan için de tahmine dayalı ya da öngörü seviyesine prescriptive dediğimiz analitik yapmak için hala uzun bir yolumuz var. Ancak size iyi bir haber, Google olarak dünyanın en tepedeki %20 şirketiyle beraber çalışıyoruz. Ve bu konuda hem Google tecrübesinden yola çıkarak hem partnerlerimiz ve ekosistemimizdeki tecrübelerimizden yola çıkarak sizlere yardımcı olabiliriz. Ama oraya ulaşmak için izlediğimiz senaryoyu değiştirmemiz gerekiyor. Ve bu noktada shift your mind diyoruz biz de. Peki Google'a bakalım. Google'da düşündüğümüzde aklımıza ne geliyor? Google Search ile başladı ve dünyadaki bütün bilgileri organize etme, evrensel olarak yararlı ve erişilebilir hale getirme misyonuyla ortaya çıktı. Ve şimdi baktığımızda Google aslında pek çok şey demek. Aslında ayda 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan 9 ayrı ürünümüz var bireysel olarak deneyimlediğimiz. Bu ürünler uzman teknolojiler gerektiren büyük miktarda veri üretiyor. Ve büyük veriyle uğraşmak ve çözüm üretmek aslında bizim DNA'mızda var. Google.com'a girdiğiniz zaman
Search bar'ı hatırlayın, gayet sade bir görüntü var. Ama bunun arkasında aslında interneti oluşturan bağlantısız, farklı ve hızla değişen verilerin karmaşık ağını basit bir arama çubuğu aracılığıyla sorgulayarak milisaniyeler içerisinde bir yanıt alıyoruz. Bunu gördüğünüzde, deneyimlediğinizde zaten bunu bir bilme indirgediğimizi siz de görüyorsunuz. Ve bunun arkasında hangi güç var derseniz Google Cloud diyelim. Peki Google sadece Search'ten ve diğer bahsettiğim ürünlerden değil, aynı zamanda dünyanın en büyük dijital medya ortaklarından biri. Birçok şirket çevrim içi reklam yayınlamaya, kampanyalarını yürütmeye yardımcı olmak için Google Marketing Platform kullanıyorlar. Bizim Google Cloud olarak misyonumuz ne diye sorarsanız da kuruluşların işlerini ve hibrit iş yerlerini, çalışma şekillerini en iyi altyapı, güvenlik, endüstriyel çözümler ve uzmanlıkla dijital olarak dönüştürme becerilerini hızlandırmaya çalışmak. Peki şimdi bir veriye tekrar geri dönüyorum. Google'ın 18 yılı aşkın süredir yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri sonucunda bugün büyük veri analitiği ve makine öğrenme için kullandığımız Hadoop, MapReduce, HBase, Dremel, Flume, TensorFlow gibi teknolojilerin tümü ya doğrudan Google tarafından ortaya çıkarılmıştır ya da büyük ölçüde Google'dan etkilenmiştir. BigQuery sunucusuz veri ambarı servisimiz hem Apache Impala'yı hem de Apache Drill'i büyük ölçüde etkilemiş olan kendi kullandığımız Dremel teknolojimizin Google Cloud ile müşterilerimize sunduğumuz halidir. Dataflow gibi daha yeni teknolojilerle de kullanıcılarımızın kilitlenmesini önleyen ve açık kaynak topluluğu ile esneklik sağlayan Apache Beam gibi açık kaynaklı projeler de geliştirmeye devam ediyoruz. Açık kaynak topluluğuna hem liderlik ediyoruz hem de katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bir örnek verirsem, Google 2000'lerin başından beri büyük veri işlemek için Hadoop kullanmaktadır. Ve çoğu kuruluş aslında baktığımızda Hadoop'u en az 2010 yılına kadar kullanmaya başlamamıştır. Ve biz Google Cloud Platform ile veri analitiği için geliştirdiğimiz teknolojileri Google'ın milyarlarca kullanıcıya hizmet destekleyen, aynı kanıtlanmış ve güvenilir teknoloji ilkelerinde çalışan sunucusuz ve tam olarak yönetilen veri analitiği servisleri olarak sağlıyoruz. Peki biz aslında ne sağlıyoruz? Yani Google Cloud analitik servislerini kullandığınızda aslında 3 temel prensipte biz bunu özetleyebiliriz. Size fayda sağlama noktasında. Bir, açıklık öncelikle. Açık kaynak, az önce de bahsettiğim gibi Google'ın her zaman içerisinde, çekirdeğinde olan bir olgu. Veri analizi projelerinizde size esneklik ve seçenek sunmak için en iyi açık kaynak teknolojileri etkinleştiriyoruz Google Cloud üzerinde. Açık formatları, açık API'ları, hibrit ve çoklu bulutu desteklemek için sürekli yatırım yapıyoruz. Örneğin uygulama modernizasyonu için Anthos'u, multi-cloud dediğimiz çoklu bulut analitiği gerçekleştirmek için Omni'yi bu amaçla çıkardık. Dolayısıyla Google olarak müşterilerimize öncelik veren, onlara seçenek sunan açık bir cloud platformu sağlamak en temel ilkemiz. Bununla birlikte tüm dünyada çok geniş bir data analytics ekosistemine, işbirliklerine sahibiz. Ve bu işbirliklerini de her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Akıllılığa değinecek olursam iki açıdan ele alabiliriz. Bir, öncelikle müşterilerimize veri analizi ve yapay zeka girişimlerinden daha hızlı değer elde etmeleri için sağladığımız veri analitiği ve AI ML servislerimize Google inovasyonuna daha ilk günden erişmelerini sağlıyoruz. İkinci husus ise hizmetlerimizi ve işlerimizi nasıl yürüttüğümüzü de biz yine AI ML yeteneklerinden faydalanarak yapıyoruz. Ve kendi veri analitik servislerimizi iyileştirmek için de bu ML AI servislerini kullanıyoruz. Ve son olarak esneklik de çok önemli. Dediğim gibi müşterilerimiz kendi ürünlerine sahip olabilirler, kendi ortamlarına sahip olabilirler. Ve biz bunun farkındayız. Bizim amacımız müşterilerimizin mevcut araçları, ortamları, yapılarıyla da en iyi şekilde birlikte çalışabilecek servisleri sağlamaktan emin olmak.
Verilerinizin ayrıca rakiplerimizin bulutlarında zaten depolanmış olabileceğini de anlıyoruz. Ve bunu taşımak istemeyebileceğinizi de anlıyoruz. Çünkü kendinizi bir çoklu bulut stratejisine adamış olabilirsiniz. O şekilde korumayı isteyebilirsiniz. Ya da sadece verilerinizi bir yerden bir yere taşımak zor geliyor olabilir. Ve bu nedenle biz gerek Anthos olsun, gerek Omni ile bütün bu esnekliği, yani çoklu bulut ortamında uygulama geliştirme, çoklu bulut ortamında data analytics yapabilme özelliklerini de esnekliğinde size bu teknolojilerle sağlıyoruz. Bugün ve yarın için en iyi çoklu bulut sahip, çoklu bulut stratejisine sahip cloud vendor'ıyız diyebilirim. Bu bence müşterilerimize seçenek sağlamak açısından çok önemli ve bütün bunları az önce bahsettiğim gibi Google'ın 20 seneyi aşkın kanıtlanmış Google teknolojisi üzerine inşa ettik. Şimdi biraz da neler sağlıyor Google Analytics platformu ile neler yapabilirsiniz? Onları kısaca özetlemek istiyorum. Öncelikle bizim için en önemlisi bu işi sadeleştirmek. Olabildiğince hem veriyi aldığınız noktada hem işlediğiniz ve analitiğini ürettiğiniz, içgörüler sağladığınız bütün bu adımları sizin için kolaylaştırmak. Öncelikle sunucusuz analitik sağlıyoruz. Müşterilerimizin altyapı bakım idamesi operasyonuna değil, yalnızca veriyi alıp analitiğe odaklanmasını olanak sağlıyoruz. Bu seçenekler veri ambarından, gerçek zamanlı akış analitiğinden, iş zekasına kadar kapsamlı bir veri analiz iş yükü setinden oluşuyor. Aynı zamanda müşterilerimizin makine öğrenmeyi de operasyonel hale getirebilmesi için yardımcı oluyoruz. En iyi açık kaynak teknolojilerini mümkün kılmak, yine size esneklik, seçenek sağlamak için her yerde herkesle verilerinizi analiz edebilmeniz, paylaşabilmenizi sağlamak, bunu güvenli bir şekilde yapmanızı sağlamak ve istediğiniz ölçekte yapmanızı sağlamak üzere çalışıyoruz. Bir örnek verirsem, şu an Google Cloud üzerindeki data analytics servislerini kullanan en büyük müşterilerimizden biri Twitter. Twitter'ın yaklaşık 300 petabayttan fazla verisi var. Ve her gün 1 terabayttan fazla mesaj bu şeye besleniyor. Altyapıya besleniyor. 12.500 notluk data işleme clusterlarından bahsediyoruz. Ve bu aktarılan ve proses edilen verilerin %60'ından fazlası gerçek zamanlı olarak Google Cloud üzerinde gerçekleşiyor. Çok detaya girmeyeceğim ama hani Google Cloud Analytics servisleri nedir? Bir anlamak istersek, şöyle veri beslemeden işlemeye, depolamaya, gelişmiş analitik hizmetlerinden veri yönetişimine kadar aslında veri analitik değer zincirini kapsayan çok kapsamlı bir hizmet portföyümüz var ve tüm hizmetlerimiz tamamen yönetilen, sunucusuz, kurumsal ölçekte ve küresel olarak dağıtılmış güvenilir servislerdir. Tabii bu veri analitik platformunun kalbini BigQuery oluşturuyor. BigQuery bizim sunucusuz veri ambarı çözümümüz. Çok yakın bir zamanda Forrester tarafından yapılan değerlendirmede tüm cloud veri ambarları içerisinde 19 kriterde 5 üzerinden 5 not alarak en iyi data warehouse seçildi. BigQuery'i kısaca anlatayım size. BigQuery Google Cloud'un yüksek düzeyde ölçeklenebilir kurumsal veri ambarı çözümü. Tamamen yönetilen sunucusuz bir servis. Akış verileri, yani gerçek zamanlı verileri de BigQuery'ye aktarıp mevcuttaki verilerinizle, ki az önce dinlerken de kulağıma çalındı. İşte post data verileri, post verilerinden bahsediyoruz. Offline veriler, müşteri verileri, satış verileri ve bununla beraber web üzerinden, marketing platform üzerinden gelen ads, Google Analytics, campaignler, bütün bu verileri anlık olarak tek bir yerde toplayıp işleyebildiğiniz, içgörüler üretebildiğiniz bir yapı sağlıyor. Aynı zamanda yerleşik makine öğrenme kabiliyetlerine sahip. Dolayısıyla veriyi bir yerden bir yere taşımak zorunda kalmadan data warehouse üzerinde makine öğrenme modelleri yaratabiliyorsunuz ve bunun için sadece SQL kullanıyorsunuz ve dakikalar içerisinde bir satış tahminleme, purchase prediction, propensity analysis ya da işte lifetime value prediction gibi yoğun olarak kullandığımız modelleri data warehouse'da geliştirip çalıştırıyor olabiliyoruz.
Aynı zamanda daha hızlı raporlama ve tüm aslında BI tool'larınızı entegre kullanabildiğiniz bir BI engine'e de sahip. Dolayısıyla hem veri analistleri için hem veri bilimciler için BigQuery onları daha üretken hale getiren bir çözüm. Aynı zamanda da yüksek güvenirliğe sağlık bir çözüm. Hem veriler BigQuery'e aktarılırken hem BigQuery üzerinde şifrelemeye sahip ve bu varsayılan olarak sunulan bir yapı. Ve müşterilerimiz kendi şifreleme araçlarını da kullanabiliyorlar BigQuery'deki verilerini güvenli kılmak adına. Peki bizim vizyonumuz ne? Bütünleşik veri platformundan ne anlıyoruz aslında? Ne anlatmak istiyoruz? Ondan biraz bahsedeyim. Bizim öngörümüz şu. Müşterilerimizin uzun vadede data warehouse'a, işte veri gönlemi, data lake dediğimiz veri gönlemi ya da veri tabanlarına ihtiyacın olduğunun bir önemi yok aslında. Hangisine eriştiğinin bir önemi yok. Önemli olan verinin nerede durduğu olmamalı. Ya da hangi sistemden verinin geldiği olmamalı. Asıl önemli olan herhangi bir kaynaktan, herhangi bir hacimdeki veriyi gerçek zamanlı olarak çok kolay ve hızlı bir şekilde cloud'a aktarıp burada çeşitli veri depolarında verileri keşfetmek, yönetmek, bunları silolaşmış bir dünyadan kurtarıp entegre bir veri ekosistemine dönüştürebilmek ve daha da önemlisi verileri herhangi bir kişi veya araçla analiz etmek veya işleyebilmek. Yani her yetenek seviyesindeki kişinin her bilgi seviyesinde kendi skill setini kullanarak bu işi yapabilmesini sağlamak. Ve dediğimiz gibi daha önce de tüm zamanınızı daha önce de bahsettiğim hem sizin kendi kuruluşlarınız, şirketleriniz için hem kendi sizin müşterileriniz için doğrudan değer yaratacak içgörülere dönüştürmenizi hızlanmak. Biz bu noktaya hızlı bir şekilde Google Cloud servisleriyle gelmenizi istiyoruz. Bunu hedefliyoruz ve yaptığımız bütün aslında yatırımlarda bunu destekler nitelikte. Örneğin bugün BigQuery ve Google Cloud Veri Analitik bize ne sağlıyor bu bağlamda bütünleşik olarak? Örneğin Federated Query özelliği var. Birleşik sorgularla veriyi BigQuery'ye aktarmadan veri gölünüzdeki NoSQL veri tabanlarındaki ya da multi cloud üzerinde başka storage sistemlerde tuttuğunuz verilerinizi BigQuery üzerinden query edebiliyorsunuz SQL'le, standart SQL diliyle. Ya da data warehouse'da compute dediğimiz veri işleme ve store ettiğimiz katmanı birbirinden ayırdığımız için bu esneklikle aslında Google Cloud'a aktardığınız her formattaki verinizi üzerinde tüm Google Cloud'da sağlanan veri işleme servisleri, analitik servislerimizi veriyi yine bir yerden bir yere taşımak zorunda kalmadan kullanabiliyorsunuz tek bir yerde. Ya da işte data warehouse'unuz olabilir, veri gölüne uzatmak istiyor olabilirsiniz ek özellikler. Bunu çok esnek bir şekilde BigQuery, Google Cloud Storage ve bütün veri analitik servislerini kullanarak yapabiliyorsunuz. Ve ister SQL bilin, ister Java, ister herhangi bir scripting dili fark etmez. İsterseniz hiçbir dil bilmeniz, kodlama yapmanız gerekmeden bu veri işlemeleri çok kolay bir şekilde yine yapabileceğiniz servislerimiz var Google Cloud Analytics servis portföyünde. Diğer bir nokta da bütünleşik veri analitiğinde mesela BigQuery kullandığımızda bir veri ambarı çözümü olarak biz sadece size bir veri ambarı çözümü, izole bir sistem sağlamıyoruz. BigQuery ile aslında tüm Google ekosistemine entegre bir altyapı sağlıyoruz. Gerek Google Marketing Platform servisleri olsun, Google Analytics, Ads Campaign Manager'dan gelen veriler olabilir. Facebook gibi, Twitter gibi ya da diğer kullandığınız SaaS tabanlı uygulamalar olabilir. Marketing uygulamaları, CRM uygulamaları. Bütün bunlara hazır veri transfer servisleriyle direkt veriyi alacak şekilde entegre olabiliyorsunuz. İster on-prem'deki sistemleriniz olabilir. Yine transfer servisimizle alabiliyoruz. Diğer bir nokta konektörlerimizle mevcut veri ambarları, data lake'ler, on-prem olsun, diğer cloud'larda olsun, buralardaki verileri de kolaylıkla Google Cloud'a alabiliyoruz. Yine konektörlerimiz sayesinde burada
servislerden birini görüyorsunuz. Data Fusion örneğini verebilirim. Bizim codeless dediğimiz kod yazmadan direkt bir veri yolu oluşturabilmemizi, modellememizi, çalıştırmamızı sağlayan bir servis. Diğer bir nokta da aslında hem verilere erişim, toplama söz konusu olduğunda bunu tutarlı ve yüksek kullanılabilirlikle yapabilmek çok önemli. Tüm Google Cloud servislerini bu alanda kullanabilirsiniz. Bunları biz hani battle tested diye bir kavram var. Hani savaşta test edilmiş çözümler. Hakikaten 20 yılı aşkın Google'ın deneme yanılmayla kendi veri problemlerini çözmek için kullandığı altyapılar olduğu için gayet güvenilir ve ayakta kalabilir diyebiliriz. Toplama işleme tarafına daha önce bahsettiğim gibi gerek BigQuery olsun, gerek Dataflow, DataFusion gibi diğer hizmetler birçok dünyadaki birçok müşterimiz tarafından tamam canım, çok özür dilerim. Ufak bir şey oldu, müdahale. Dolayısıyla dünyada birçok kurumsal hem hani digital native ya da cloud native dediğimiz ama aynı zamanda da finans sektörü olsun, telekom sektörü olsun, parakende sektörü olsun birçok kurumsal müşterimiz tarafından kullanılıyor. Ve ister bünyenizde veri mühendisleri, ister veri bilimciler olsun, ister sadece işletme kullanıcıları, bilgi çalışanları olsun, hepsini kullanabileceği, her profilde, her yetenek setine sahip kişinin kullanabileceği servisleri sağlıyoruz ve hybrid ve multi cloud stratejimizi destekleyen yeni özellikler her gün anons ediyoruz. Burada çok detayına girmeyeceğim ama ilgilenenler olursa bana e-mail ulaşabilirler ve onlara ayrıca anlatmaktan zevk duyarım. Dolayısıyla son söylemek istediğim, kuruluşunuzda kullanıcı profiliniz ne olursa olsun, amacınız veriden değer elde etmek ise Google Cloud platformunu, Datanytics platformunu kullanarak bunu çok kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu yolda ister buna dijital dönüşüm deyin, ister veriden değer sağlama, veri işte data driven organization kurma olsun. Tüm Google içerisindeki know-how ve danışmanlığı da sizlerle paylaşmaya hazırız. Ben çok teşekkür ediyorum bu noktada. Sorularınız varsa alabilirim. Keyifli bir etkinlik diliyorum. Bahar Hanım çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Google yıllardır biriktirdiği tecrübe ve deneyimleri sektörde, piyasada düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. İki sorum vardı. Aslında siz de ikisini dolaylı bir şekilde cevapladınız. Birincisi iç pazardaki sadece business değil, teknik değil, farklı deneyimlere sahip kullanıcılar da bu ürünlerden nasıl faydalanabilirdi diye. İkincisi de daha fazla iletişim almak için özellikle iç pazarda sizlerle iletişime geçmek. Biliyorum Google'un dokümantasyonları da çok güzel ve muntazam, düzgün ama birilerinin kapılarını çalmak istedikleri zaman kime nasıl ulaşabilirler diye siz de bu konuda tekrardan bir dönüş yaptınız, sağ olun. En azından iç pazardaki potansiyel müşterinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Bir onu sorabilirim. Vermek istediğim mesaj aslında temelde Google Cloud ile biz az önce de bahsettiğim gibi çok açık, çok esnek, kesinlikle onları kilitleyecek bir platform sağlamıyoruz. Çok esnek bir platform, çok kolaylıkla kullanabilecekleri bir platform. Aynı zamanda Google'ın şimdiye kadarki deneyimi, 20 yılı aşkın süredir veriyle iş yapıyor dediğim gibi, veriden değer üretmeye çalışıyor. Dolayısıyla bütün bu aslında altyapı ve know-how diyebileceğim birikimi müşterileriyle hem Google Cloud üzerinden hem danışmanlık hizmetleri hem de lokal partnerlerimizle birlikte, konusunda çok uzman lokal partnerlerimiz de var. Geniş bir ekosistemimiz var Türkiye'de de. İyi bir ekibimiz var. Dolayısıyla lütfen bize ulaşın ve sizlere her konuda destek olmaya hazırız. İster altyapı olsun, ister neyi nasıl yapacağınız konusunda fikir almak olsun. Biz buradayız diyorum ve dünyada birçok müşterimiz olduğu gibi bize dijital dönüşümünüzde de veriden değer elde etmede de yakın bir partner olarak görebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.